Arkadaşlar merhaba, ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün çarşamba ayın 28'i, saat 8'e çeyrek var. Arkadaşlar benzin aldım. Arabayı yükledim, her şey hazır. Türkiye yoluna çıkıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yolumuz açık olur. Ne bileyim, her sefer bu yola çıktığımda biraz başka türlü oluyorum heyecanlıktan. Her şey iyi gidecek mi? Yollarda bir şey olacak mı? Bir sıkıntı çıkacak mı? Ne yaşanacak? Sınırlardan nasıl geçebileceğiz? Çok bekleyeceğiz mi? Onun için arkadaşlar her seferinde yani böyle bir tuhaf oluyorum nedense. O kadar çok gittik geldik yolu, daha halen hep aynı yani. Bakın güneş de açtı, biraz geç kaldım ama geç kaldım mahsus, biraz geç kaldım. Neden? Şimdi efendime söyleyeyim, bir saat, bir buçuk saat evvel çıksaydım sabah trafiğine katılmış olacaktım. O zaman trafik daha da yavaş gidiyor. Herkes iş peşine koşturuyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar ben buradan, şu anda İsviçre'deyim. Biraz sonra otobana çıkacağım. Ben buradan Avusturya üzerinden Almanya'ya gireceğim. Almanya'da Münih üzerinden yine Avusturya'ya, Avusturya'da Viyana'yı takip edeceğim. Viyana'dan ondan sonra yol ayrılıyor Macaristan'a doğru. Macaristan'dan Sırbistan'a doğru. Sırbistan, Bulgaristan, vatanımız Türkiye. Güzergâr böyle yani bu sene. Geçen sene Slovenya üzerinden, Hırvatistan üzerinden gittim. Bu sene de buradan olsun dedim. Bir deneyeyim dedim. Bakalım. Şimdi kafamda beni kurcalayan Bulgaristan girişinde arkadaşlar, orada bilmiyorum bir 20 kilometre mi 30 kilometre mi ne, yol çok kötüymüş. Acayip delikler varmış. Birkaç kişi vatandaşın yani gece geçmek istediler oradan. Tekerlekler patladı. Hem arka hem ön yani, o kadar kötü delikler varmış. Orasını gündüz gözüyle geçmek istiyorum. Yalnız bir öyle hesaplıyorum, bir böyle hesaplıyorum. Geceye denk geliyor. Şimdi bir yerde istirahat etmem lazım. Durup dinlenmem lazım. Sabahleyin geçmem lazım. Bakalım başarabileceğiz mi? Çünkü yalnız olduğum için her yerde de durup uyuyamıyorum. Bakın sabah trafiği daha halen var maalesef. Evet arkadaşlar, yol kapandı. Ben buradan şimdi otobana çıkacağım biraz sonra, bize yeşil yanarsa. Ama görüyorsunuz trafik iyice kapandı yani bir an. Yapılacak bir şey yok, beklememiz lazım. Beklememiz lazım. Ben şimdilik burada kapatıyorum. Ondan sonra devam. Oldu. Arkadaşlar yoldayım. İsviçre'deyim. Sınıra doğru yaklaşıyorum şimdi. Sankt Margrethe'ne doğru geliyorum. Bir dakika size yolu göstereyim. Rızıkımı buraya takayım. Takıldı. Otobandayım. Au'dan çıkacağım. Öyle mi? Doğru mu? Oradan çıkacağım. Ondan sonra Avusturya üzeri devam. Lustenau'dan çıkacağım. Avusturya üzeri Almanya'ya doğru. Almanya'dan Münih. Ondan sonra yolumuza devam arkadaşlar. Bu arada bütün abonelerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı günler diliyorum. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Heyecanlıyım. Evet, doğru, heyecanlıyım. Sevinçliyim. Gururluyum. Bu arada yeni gelen abonelere de hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz kanalıma. Beni sevindirdiniz. Abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Beni sevindirirsiniz, gurur duyarım. İleride galiba inşaat var. Lamba şak şak çıkıyor. Gördünüz mü arkadaşlar?
sabah benzinimi de aldım İsviçre'den. Bakalım ne kadar gidecek. Herhalde bir 400 kilometre gider sanırım. Evden çıktıktan sonra benzin aldım. Benzinlikten buraya kadar 40 kilometre yapmışım. Yani daha yeni. Önümüzde 2500 kilometre falan var. Bizim köye kadar. Türkiye'ye girdikten sonra Çanakkale üzerinden Bursa'nın Karacabey'ine gitmeyi düşünüyorum. Neresi orası? Bandırma üzerinden mi oluyor? Mudanya yok. Mudanya mı Bandırma mı? Karıştırıyorum ben. Bandırma ile Mudanya'yı karıştırıyorum arkadaşlar. Evet, bugün burada hava şimdilik güzel ama İsviçre'de yağmur yağacakmış. Onun için ben diyorum ki İsviçre'yi çabucacık buradan terk edip yolumuza devam. Almanya'ya girdikten sonra bir deneme yapacağım. Facebook ve Facebook üzerinden İzin Yolu grubunda canlı yayın yapmak istiyorum. Şu İsviçre'den bir çıkayım, Avusturya'ya, Almanya'ya bir gireyim. Ondan sonra orada durumları, son durumları anlatmak istiyorum canlı yayın olarak. Hem de yolu çekmiş olacağım. Ve İzin Yolu sayfasının Facebook kanalında canlı yayın yapmak istiyorum. Hiç yapmadım. İlk sefer olacak böyle bir canlı yayın. Facebook üzerinden başka grup, yani o grupta ben de adminim ama hiç daha yapmadım, yeniyim yani bu konuda. Ama tabii her şeyi ilk sefer yaptıktan sonra insan öğreniyor, nasıl olduğunu öğreniyor. Baştan bir acemilik çekiliyor ama ondan sonra gerisi geliyor. Evet, Rhinek'e geldik. Buralarını tanırsınız, ben çalışırken buralara çok geliyorum. Evet arkadaşlar, izin yolu, sıla yolu başlamıştır. Vay, geliyorum Türkiye'm. Bekle beni. Arkadaşlar, Avusturya'ya girdim. Avusturya hudutunda durdurdu. Dedi nereye gidiyorsun dedi. Türkiye'ye gidiyorum dedim. Ne dedi, nereye gidiyorsun dedim. Türkiye'ye gidiyorum. Uf dedi, arabayla dedim. Evet arabayla. Peki dedi ne zaman dedi orada olursun? Dedim valla yarın öğlen akşama doğru, öğlenden sonra gibi oralarda olurum. Uf dedi, bravo dedi. Tamam dedi, yolun açık olsun dedi. Bay bay dedi. Ondan sonra girdim arkadaşlar. Avusturya'dayım şimdi. Avusturya üzerinden. Dikkat etmem lazım. Avusturya üzerinden. Bir dakika, ben buradan mı gideceğim ya? Yanlış mı gittim ya? Ne diyor bu? Arkadaşlar dikkat etmem lazım. Heh, doğru gittim, doğru. Avusturya üzerinden Almanya'ya. Bakın buradan Bregenz diyor. Buradan sağa diyor navigasyon. Vinyette aldık. Niyetteyi aldık. Öyle diyor. Buradan otobana arkadaşlar. Heh. İşte buraları böyle yerlerde dikkat etmek lazım. Yanlış gittin mi? Ondan sonra dönene kadar bir 10-15 dakika insan kaybediyor. Ama sağlık olsun. Her yol Roma'ya gider derler İsviçreliler. Sollayalım. Ya canım da bir kahve istedi şimdi. Ulan Hüseyin abi, biraz evvel aradın beni, kahve içiyorum dedin. Beni de özendirdin. Ama nerede şimdi kahve içeceğiz? İsviçre'den de çıktık. Avusturya'nın, Almanya'nın kahvesi bir şeye benzemiyor. Neyse, bakacağız durumlara. Arkadaşlar beni takipte bulunun. Böyle böyle videolar gelecek. Yoldayım. Kısa kısa çekimler yapıp şöyle 10-15 dakikalık
devamlı kanalımda yükleyeceğim. Bakarsınız canlı yayın da yapabilirim. Burada da radarlar var. Çeker vallahi Murat, dikkat et. 80 burası. Radarlara da dikkat etmek lazım. Burada 60'a düşüyor. Arkadaşlar beni takipte bulunun. Abone olmadıysanız abone olun. Çekimler gelecek. Çekimlere devam. Yolumuza devam. Şu anda çok fitim. Uyuyup da çıktım yola. Yani yorgun değil, yoksa gidiyordum, çalışıyordum. Öğlene kadar çalışıyordum. Öğlenden sonra yola çıkıyordum. Evet. SMS'ler de geliyor. Ding ding ding. Evet, Almanya, Avusturya, bilmem ne, zırt pırt. Okey. Buradan ne diyor? Biz yolumuza devam. Ya hemşerim, otobana çıktık inşaat. Bak, otobana çıktım. 1 kilometre gitmedim. Yol yapımı var arkadaşlar. Ne şans ya. Böyle bu yol biter mi kardeşim ya? Her neyse. Arkadaşlar şimdi bu videoyu yükleyeyim. İnanın bana, bir elim devamlı kamerada. Bir taraftan çekim yapıyorum. Bir taraftan telefonuma yükleme yapıyorum. Ondan sonra programdan onun montajını yapıyorum. Hepsini cep telefonundan. Yani bayağı bir işim var. Canım sıkılmaz. Şimdi bunu ben bir yükleyeyim. Bir 10 dakika falan oldu galiba. Ondan sonra devam. Görüşmek üzere.